arkadaşlar, eğer oralarda bir yerlerdeyseniz artık sizi bambaşka bir dünyaya götürüyorum sevgili Devrim Danyal'la beraber. Devrim Danyal Hoca, hoş geldiniz. Sevgili Gebeze, nasılsın? Güzel bir akşam olsun. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Heyecanlıyım sizinle konuşacağım için. Abi kötü bir şeyler söylemiyorum değil mi günün sonunda? Ya ben haddimi aşmıyorum değil mi gerçekten? Estağfurullah, ne güzel. Bana çok güzel geri dönüşler var. O yüzden de ağzına sağlık. Böyle bir programda bu kadar geniş kitleye hitap ettiğimiz için de çok mutluyuz. Sevgili Devrim Danyal, benim bu hafta kafama şu takıldı. Ben mesela Geveze Coin diye bir şey üretebilir miyim? Üretebiliriz tabii ki. Bunun amacını ve gidiş yolunu belirledikten sonra... paranın dibine vuracağız yani. Bu arada çünkü benim anladığım kadarıyla bu coin dünyasında tek amaç paranın dibine vurmak. Yani hiç kimsenin başka bir aklında bir şey geçmiyor. İşte 3 ay dayanırım şu olur, 5 ay dayanırım bu olur, 2 ayda böyle olacak, 5 sene sonra bu olacak. Var mı bu işin aslında? Yani ben günün sonunda mesela bir geveze coin üretip paranın dibine vurabilir miyim? Açıkçası herkes aynı şekilde düşündüğü için şu anda işte 10 bini geçmiş coin ve token dünyası üzerinde değeri olmayan bir sürü dijital aset var, dijital varlık var diye. Dijital varlıkların da anlamlı hale gelebiliyor olması demek sizin o coin'in ya da token'ın arkasını doldurabileceğiniz bir hikaye yazmak ya da gelecekte bir artı değer kazanacağını söylemekten geçiyor. Yani bunu arkasını dolduracak hikayeyi biraz açalım mı? Yani mesela ne gibi bir şeyden bahsediyorsun? Tabii ki. Mesela geveze coin'i çıkardığınız andan itibaren bu insanlara nasıl bir fırsat sunacak ya da bu herhangi bir değer açısından onlara bir artı konuda bir fazla sağlayacak mı? Temeli bu. Özellikle herkes bu şekilde sadece getiri amaçlı bakmaya başladığından itibaren dediğim gibi çok fazla kalabalık ve insanların da kafasını karıştıracak. Yani şu anda bir sürü önünüzde yatırım enstrümanı olsa ya da farklı şekillerde para ya da varlık olsa bunları nasıl değerlendireceğinizi bilmediğiniz zaman şu anda kimse de zaten biliyorsunuz açıp arka tarafını okumuyor. Sadece birilerinden duyduğunda evet bu mantıklı deyip ona giriş yapmıyor. Bu arada hakikaten ama saptama çok güzel. Yani bu coin dünyasında şöyle laflar duyuyorum. Abi duydum Cengiz coin diye bir şey var. Abi gelecek hafta başlıyor, acayip yükselecek. Ya da mesela 6 ay sonra bir yükselecek, ilk katına çıkıyor. Abi nereden biliyorsunuz? Nerede yazıyor? Neye dayanarak diyorsun? Muzaffer abiden duydum diyor. Maalesef bu çok sıkıntılı bir süreç ve bütün bunların hepsini söyledikten sonra da yatırım tavsiyesi değildir kelimesini ya da cümleleri koyuyor olmak arkasına sanki bütün bu süreçte sizi hani temize çıkarıyormuş gibi. Evet, bu arada ben de söyleyeyim, bugün burada konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yani bilgilendirme amaçlı konuşma yapıyoruz. Bununla ilgili çok hassas olunduğunu biliyorum çünkü. Evet. O yüzden de yani ben bu hassasiyete de önem veriyorum. Çünkü bu konuda herhangi bir geçmişi olmayan ya da bu değer yargılarının ne olduğunu bilmeyen özellikle genç arkadaşlarımız bu piyasanın içerisinde ya da bu sektörün içerisinde duyduklarıyla hareket etmeleri çok makul, mantıklı değil. Zaten elde avuçta olanı da en azından kaybetmemek üzere bu sistemlerde ya da bu tip söylemlerde dikkatli olmakta fayda var. Temel arkasında olması gereken yapıdan da şu şekilde bahsedelim. Bunun illaki bir ticari anlamı olması gerekmiyor. Baktığımız zaman coinlere ya da tokenlara 3 tane temel fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi belirtmiş olduğunuz gibi security token olarak geçen hisse bazında bir değer elde edecek olanlar. Onun haricinde utility token dediğimiz bir başka token ya da coin metodolojisi var. O da aldıktan sonra onunla bir işlem olarak işte bir indirim kazanma, bir hediye çeki tarzındaki. Bir de governance token ya da governance coin olarak nitelendirebileceğimiz tamamen ticari anlam haricinde sizin bu dağıtık yapılar üzerinde oylama hakkınızı size kazandıran bir yapı. Yani buradan yine bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin de illa kafalarında varsa böyle bir coin ya da token çıkarma fikri, bu üç tane temel üzerinden bir tanesinden ilerleyebilirler ve bu kendileri açısından da illa ticari sonuçlanmak zorunda değil. Bunu da buradan netleştirmiş olalım. Yani geveze token yapıp eşe dosta dağıtabilirim ücretsiz. Olabilir tabii ki. En azından namın yürür sevgili geveze. Abi yemin ediyorum çok acımasızdı en son söylediğin. Bayanlar baylar,
sevgili Devrim Danyal bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Valla 10 numarasınız. Devrim Danyal önümüzdeki perşembe gününe kadar güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Bizi dinleyenlere de sevgiler. İyi akşamlar. Bye bye. Bitti mi? Hayır.